Muhafazakar hükümetin göçmenlere yönelik sert tutumu her geçen gün artıyor. Üst üste alınan önlemler ve değişen yasalar karşısında İngiltere'de göçmen olmak artık eskisinden daha zor. İktidardaki Muhafazakar Partisi zaten göçmenlere yönelik sert tedbirler alacağı konusundaki kampanyalarıyla iktidara geldi. Tabii ki diğer ekonomik alandaki muhafazakar politikaların yanı sıra yabancılara yönelik politikalarının sertleşmesi ile de gündeme geldi ve iktidara geldiğinden beri de bir dizi yasa değişikliğiyle bunu gündeme getirmeye çalışıyor. Öncelikle buradaki göçmen sayısının, net göçmen sayısını, yıllık göçmen sayısını düşürmeye çalışıyor. Yıllık neredeyse yılda 200 bin civarında göçmen akışı var ve bu net akış yaklaşık 200 bin civarında. Bunu 100 binlerle değil 10 binlerle anılmasını istiyor. Yani 200 bin yerine diyelim 10 bin, 20 bin, 30 bin net göçmen akışını hedefliyorlar. Bununla da bağlantılı bir dizi değişiklik gündeme geldi. Yasa dışı göçle mücadele adına çıkarılan yasalar yasal olarak bu ülkede bulunanları da olumsuz etkiliyor. Hükümetin sert tutumu karşısında ne yapmalı? Avukat Serpil Ersan değişen yasaları anlattı. En son değişiklik 22 Ekim'de parlamentoda geçti. İlginç olarak İşçi Partisi de buna destek verdi bu yasanın geçmesi için ve House of Lords yani bir üst parlamentoda bu tekrar gündeme gelecek. Ama parlamentoda geçmesi tabii ki gerçekten de çok kaygı verici çünkü bazı noktalar gerçekten de çok kaygı verici gelişmeler. Söz gelimi diyelim ki sığınmacılarla ilgili veya göçmenlerle ilgili temiz hakları açısından çok büyük kısıtlamalar var. Yani yaklaşık 17 tane temiz nedeni varsa bunu 4'e düşürmeyi planlıyorlar. Böylece de sadece genel olarak insan hakları kavramının dışındaki, kapsamının dışındaki gerekçeleri bir kenara bırakarak teknik veya usulden veya diğer alanlarda yapılan temiz gerekçeleri bir kenara bırakarak sadece çok ciddi insan hakları açısından itirazlar gündeme gelebilecek. Göçmenlere yönelik çıkarılan yeni yasalar artık İngiltere'de kalmak için itiraz hakkını kullanacakları da olumsuz etkileyecek. Hakkındaki dosyaya ilişkin itiraz dahi edemeden sınır dışı edilme tehlikesiyle yüz yüze kalmak an meselesi. Bu ülkeden eğer yurt dışı edilecekseniz bununla ilgili itiraz konularınız kısıtlanmış durumda. İnsan haklarına dayanmanız gerekecek. Bu da 4 madde içerisinde biçimleniyor. Uzun vadede de temiz hakkını kullanamayan kişilerin yurt dışı edilme olasılıkları daha yüksek olacak veya kullansalar bile daha çok judicial review yani idari makamın verdiği kararın kanuni olup olmadığı çerçevesinde gündeme gelerek judicial review'leri yani yüksek mahkemelerde olan başvurular şeklinde biçimlenecek. O da hem daha masraflı olacak hem de insanların bu konuda gerçekten de yetkili özel avukatlar bulunup da bu işi en kısa zamanda en acil bir şekilde sağlamalarını çok zorlanacak diye düşünüyorum. Üstelik bu yetki polis tarafından da kullanılabilecek. Polise tanınan geniş yetkiler İngiltere'de bulunan yasa dışı göçmenleri sınır dışı etme yetkisine kadar uzandı. Aynı zamanda monitör görevini yani kontrol görevini bireylere yüklemeye çalışıyorlar. Bu da işverenlerin bütün kişilerin göçmenlik statülerini kontrol etmesinin yanı sıra aynı zamanda ev sahiplerinin ve aynı zamanda doktorların da bu kontrolleri yapması bekleniyor. Yani birisini kiracı olarak almak istiyorsanız onun göçmenlik statüsüne bakmanız gerekiyor. Kaçak olup olup olmadığına bakmanız gerekiyor. Aynı şekilde doktorlar da hastanelerde de göçmenlik kağıtlarına bakmaları gerekiyor. Bu birincisi gerçekten ciddi sağlık sorunu olan insanların hastaneye veya doktora gitmesini engelleyebilir. Diyelim hastaneye gitmesi gereken, acil rahatsız olması gereken bir kişi acaba benim immigration pozisyonum veya buradaki yasal statüm hakkında soru sorarlar mı? Gerekçesiyle belki hastaneye gitmekten kaçınabilir veya çocuklarını götürmekten kaçınabilir. Bu boyutuyla gerçekten de çok ciddi. Özel doktorlara gitseler bile acaba bu doktora gidiyorum bana bu soruyu sorarsa bir bilgiyi verebilir miyim, veremez miyim? Sadece devlet hastaneleri değil, aynı zamanda özel hastaneler açısından da insanlar kaygı içerisinde bulunabilir. Bu ülkede yaşayan diyelim çocukları olan yasak olarak ve de kaçak olarak bu ülkede kalan kişiler bu tür zorluklarla karşılaşabilirler. Avrupa Birliği'nden çıkmayı tartışan İngiltere, birliğe yeni üye olan Doğu Avrupa ülkelerinden gelen göçmenlerden rahatsız.
Bu ülkelerden gelen göçmenlerin ulusal sağlık sisteminden ücretsiz yararlanması İngiltere ekonomisine yük oluyor iddiası hükümeti bu konuda önlem almaya itti. Göçmenlere yönelik diğer saldırılardan birisi de bu ülkeye sanki sağlık turizmi için geldikleri, burada tedavi olmak için geldikleri, hatta öğrencilerin bu ülkede bulundukları sürece ücretsiz sağlık hizmetlerinden faydalanmaları yerine onların artık bunu ödemek zorunda bırakılmasına yönelik çalışmalar gündemde. Henüz bunlar yasalaşmadı ama bu da gündemde. House of Lords'da, yani bir üst parlamentoda seçilerek iktidara gelen parlamento değil ama soylarından dolayı kurulan parlamentoda da bu gündeme gelecek. Orada da belli bu tasarı gündeme gelecek, tartışılacak. Önümüzdeki dönemlerde bu tasarının House of Lords'da nasıl gündeme geleceği, geçip geçmeyeceğini hep birlikte göreceğiz. İşverenlerin sağlık ve güvenlik konularındaki kısıtlamalarının önünü açan bir diğer tasarı ise 1 Ekim'de yasalaştı. Muhafazakarların büyük işverenleri ve işverenleri koruma yönelik politikalarının bir yansıması. Artık sağlık ve güvenlik koşullarına çok ciddi bir şekilde uymak zorunda değiller. Çünkü bu konuyla ilgili işverenlerin yaptığı başvuruların kazanılmaması için belli değişiklikler gündeme getirildi. Bunlardan bir tanesi de eskiden sağlık ve güvenlik yasasına bağlı olarak herhangi bir ihlal söz konusuysa işçi bununla ilgili, diyelim ki bir kaza sonucunda, bununla ilgili sorumluluğu ispat etme konusunda çok zorlanmıyordu ve işveren bundan dolayı sorumlu olabiliyordu. Ama şu andaki değişiklikle birlikte işverenin sadece sağlık ve güvenlikle ilgili ihlali ispat etmesi değil, aynı zamanda bağlantılı olarak ihlal etmiş olsa bile işverenin hatalı olduğunu ispat etmesi gerekiyor. Bu da işverenler açısından şöyle bir yansıma olacak. Nasıl olsa bu kişiler dava açsalar bile bana bununla ilgili kazanma şansları pek fazla mümkün değil. Bununla bağlantılı olarak sağlık ve güvenlik konusunda tedbirleri yapılacak olan masrafları düşürerek işçilerin daha tehlikeli durumda çalışmasına neden olabilir. İngiltere yasalarında yapılan değişiklikler artık bu ülkede göçmen olarak kalmayı güç hale getirecek gibi.